Ben Zeki Öztürk. Düzce Yığılca'da oturuyoruz. Köyde çiftçilikle uğraşıyoruz. Köy ürünleri, peynir, pekmez gibi işler yaparken önce çevrem tarafından çok beğenildi. Elimin lezzetini de zaten ben kendim de biliyordum. Arkadaşlarım da söylüyordu lezzetli oluyor falan yaptın diye. Ben Osman Öztürk, Düzceli Yılcı ilçesinde oturmaktayız. Çiftçilikle meşgul olmaktayız. İnsanın doğası gereği doğduğu andan itibaren insan önce gıdaya ihtiyacı var. Gıda hayatın ve olmazsa olmazı. İnsanın devamlılığı için gıda önemli. Çiftçiyiz. Mümkün mertebe gıdamızı kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Gıdanın yanında bir de lezzet de önemli, tat önemli. Tabii kişinin ağız lezzeti olmayınca sağlık lezzeti de olmuyor. Bir gün böyle gene pekmezdi, böyle peynir türü şeyler, ürünler yaparken kızım dedi, anne dedi, bunları yapıyorsun dedi, hani çevremizde çok severek satın alıyor dedi. Bunları sosyal medyadan paylaşalım dedi. Buradan dedi, ilerleriz belki dedi. Sonra oradan da tekrar tekrar yavaş yavaş güzel dönüşler aldık sattığımız ürünlere karşı. Bizim burada pekmezimizin hiç kimse kimseye tarif vermez. Çünkü uygulamalı olarak zaten annelerimizden, anneannelerimizden görüp yaptığımız bir şey. Çocukken, mesela küçükken annem bize çuvalın ağzını tut kızım, çuvalın ağzını tutardık. Zaten tarife gerek yok, bilinçaltında o var. Nasıl olacağını zaten o bilinçaltında ister istemez yapmasan da yıllar yılı geçse bile çocuklukken illa içinde bir ucunda bulunduğumuz için tarife hiç gerek yok. Elmalarımızı toplarız, yıkar temizleyip ayıklayıp kazanlarda kaynatıyoruz. Onu kaynatıp sonra suyunu, posasını çuvala ılıyınca, eğer çok soğuk olursa geçmez suyu. Ilıkken hemen ya da sıcakken onu koyarız çuvallara, böyle çuvallarda baskı altında kala en son suyuna varıncaya kadar buraya ekleriz. Kendi suyunu tekrardan kaynatma yaparız. İsteyen şeker atar, isteyen atmaz, zevkine bağlı veyahut da şifalı olmasını istiyorsa. Annem bize hep derdi ki bir iş yaparken o işi dürüst yapın, elinize tükürün, yüzünüze tükürtmeyin derdi. Ben o laf düsturum olmuştur. Annem Allah razı olsun o lafta hala anarım, söylerim yani. Posasını çuvala koyup altına akan suyu tekrar kazana koyarız. Posasından da isteyen marmelat yapar. Ayıklandığı için sıkıntı değil yani. Çünkü saplarını, her şeyini ayıkladığımız için marmelat yap, reçelini yap, elma reçeli gibi. Yani o bile ziyan olmaz yani. Elmadan pekmez yaparız, sirke yaparız. Ama sirkelik elma ayrı, pekmezlik elma ayrı tutarsak daha şifalı, daha güzel, şifası daha çok olur. Okuldan geliyorduk. Evin önünde kazanlar varsa of yine mi diyorduk yani okul çıkışı bir heyecanla eve geliyorduk. Annem hani yemek yapmıştır şey ama asla biz o yemeği bulamıyorduk. Ekmeğimize salçayı sürerdik, annemizin yanına hemen inerdik. Bakıyorduk 2 kazan, 3 kazan pekmez. Kızım bu her zaman olmaz, olduğu zaman kavanozlayalım ya da bidonlara koyalım, saklayalım. İşte her zaman olmaz, olduğu zaman kullanalım diye, ziyan etmeyelim, israf olmasın diye. Annelerimiz kazan kazan yapardı. Eskiden daha çok olurdu. Bundan daha çok olurdu. Gitgide yani iklimler değişiyor. İşte çevre diyoruz, ilaç diyoruz. Hepsi değişiyor yani. O yüzden daha da aza düşüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.